de böyle çöktü. Adnan Oktar'ın arkadaşlarından Bora Yıldız'ın muhteşem savunması kumpası çökertti. İşte Bora'nın çelişkileri ortaya koyan savunmasındaki önemli bazı noktalar. CC ve kardeşi EC 31 Aralık 2012 tarihinde Bora ile birlikte mezarlığın oradaki A9 TV stüdyosuna gittiklerini iddia etmişlerdir. Ancak o tarihte belirtilen yerde A9 TV stüdyosu bulunmamaktadır. CC, Bora ile 2012 yılında tanıştığını iddia etmiştir. Ancak tanışma tarihlerinin 2012 değil 2013 olduğu HTS kayıtlarından ortaya çıkmıştır. ÇÇ kardeşi ile birlikte Bora'yla görüşme tarihi olarak 31 Aralık 2012 gecesini söylemiştir. Çünkü kardeşi EÇ o tarihte henüz reşit olmadığı için yaşı küçük kıza taciz iftirasını rahatça atabileceklerini planlamışlardır. Ancak Bora iddia edilen gece geç saate kadar Galata Kulesi'nde yemek yemiş, sonrasında ise sabaha karşı saat 4'te havalimanına gitmiştir. Tüm bunlar HTS kayıtlarında mevcuttur. CC ifadesinde söylediği 31 Aralık 2012 tarihinin doğru olmadığını, iftirasının ortaya çıkacağını anlayınca emniyete giderek bu tarihi değiştirmiştir. 31 Aralık 2012 değil, 31 Aralık 2013 gecesiydi diyerek kendince durumu kurtarmaya çalışmıştır. Ancak pasaport kayıtlarından da ispatlandığı üzere Bora 29 Aralık 2013 gecesi yurt dışına çıkmış ve 5 Ocak 2014'te Türkiye'ye dönmüştür. Bora Yıldız, kendisine atılan bu ve benzeri tüm iftiraları, hukuki ve somut delillerle çürütmesine, suçsuzluğunu kesin olarak kanıtlamasına rağmen, yine de ceza almıştır.